Seyfay. Çağ, ne var şu? Merhaba, iyi ki derim kanalınıza ve günün özetine hoş geldiniz. Videoya ki muhteşem Taeyong'un başarılarından bahsederek başlamak istiyorum. Slow Dancing'in müzik videosu 10 gündür YouTube dünya genelinde müzik kategorisi trendlerinde 1 numarada yer alıyor. Blue 3. Foras da 4. sırada. Dün gece açıklanan Billboard listelerinde ise yine kendini kanıtladı. Slow Dancing Billboard Hot 100 listesine 51. sıradan giriş yaptı. Bu böyle bir promosyon için inanılmaz büyük bir başarı. Slow Dancing ayrıca Billboard Global 200 listesine 4. sıradan, Billboard Amerika hariç global listesine ise 3. sıradan giriş yaptı. Diğer şarkıları da listede. Amerika hariç Top 100 listesinde albümdeki şarkıların sıralaması böyle. Billboard Global 200 listesindeki durum ise böyle. Böylece Taeyong tarihte bir albümün tüm parçalarını hem Billboard Global 200 hem de Billboard Global Amerika hariç listelerine sokan ilk Koreli sanatçı oldu. Albüm çıktığından beri başarısını küçümseyenler görüyorum. Her şey YouTube izlenmesi değildir canlarım. Hatta YouTube'da başta olmak üzere platformlar BTS başarısına engel olmaya çalışıyor. Kim Taeyong'u küçümseyemezsiniz. Kimse onun albümüne ilgi göstermedi denilemez. Tüm sektör ondan korkarken sağda solda acındırıcı yorumlar yapıp onu küçük düşürmeye çalışanlar için umarım yeterli bir cevap olmuştur bu başarılar. Taeyong liste başarısı peşinde değil. Her yerde albümü ARMY'nin mutluluğu için çıkardığını üstüne basa basa söylüyor. ARMY de teşekkürü böyle eder. Bakın JK'miz de Seven'la Billboard Global 200'de 2. sırada ve Amerika hariç Global'de 1. sıradan düşmüyor. BTS gibi yetenekli bir grup oldukça sektörde kimse bizimle baş edemez. Çünkü onlar çok çalışıyor. Her şeyi kendileri yapıyor. Başarı da haliyle organik oluyor. Müzik videolarının kamera arkasını izlediniz mi? Taeyong İspanya'da kaldığı 9 günde hep müzik videosu çekimlerindeymiş. Bizim için birbirinden farklı ve sanatsal tam 5 müzik videosu hazırladı. Çekimler sırasında o kadar eğlenmiş ki her şey içinden geldiği gibi samimice ve doğal yapmış. Sonuçtan da çok memnun. İstediği gibi bir solo dönem geçirdiği için ben de aşırı mutluyum. Taeyong'un katıldığı programlar o kadar çok ki yetişmek imkansız. Karınca gibi çalışmış ve çalışmaya da devam ediyor. Japonya'dan dün döndü ama orada kaldığı sürede birçok çekim yapmış yine. Japon kanallarındaki röportajları çok şirin. O grupta Japoncası en iyi olan üyeydi. Ama uzun süredir onu Japonca konuşurken görmediğim için tuhaf geldi. Röportajı izlerken Korece konuşacak sandım. Sonra ne dediğini anladığımı fark edince Japonca konuştuğunu da fark ettim tabii. Sunucular bile hayran kaldılar konuşmasına. Şu abinin camdan yansıyan görüntüsüne bakın. Ağzı kulaklarında izliyor bizim oğlanı. Tokyo Kulesi'nin önünde performans sergiledi. Japonya dünyanın ikinci müzik pazarı. Ve Japonlar müzik konusunda çok seçicidir. Yabancı sanatçıların Japon listelerine girişi zordur. Ama Japonya BTS'e oldum olası hastadır. Üyeler listeleri domine eder ve çokça ilgiyle karşılaşırlar. Çok iyi hatırlıyorum, onları ilk tanıdığım yıllar Kore bu çocuklara kötü davranıyor. Keşke Japon olsalardı derdim. Ama bırak Kore'ye, tüm dünyaya kendilerini kabul ettirdiler. Kendileri yetmedi, evcil hayvanları da kabul gördü. Taeyong albümde oğlu var diye albüme 10 puan verdi. Ve M Countdown fotoğrafları paylaşıldı. İlk kez bir müzik şovu bir köpeğin özel sahne fotoğraflarını paylaşmış oldu. Babasının oğlu da çok havalı ama Namjoon kadar değil. Dazed Kore yeni fotoğraflar ve röportaj yayınladı. Bir insan her halükardan nasıl bu kadar nefes kesici olabilir bilmiyorum. Bugün bu fotoğrafı atarak bana minik bir atak geçirtti ama. Önce terlikleri fark etmedim. Küvette uzanmış ayaklarını dikmiş sandım. Meğersem öyle değilmiş. Bu bantlar ağrı kesici olarak kullanılıyormuş. Kas ağrılarına iyi geliyormuş. 29 dakikada 6 kilometre koşarsan kasların da sana yeter der Namjoon. Hayır, ne kadar çok büyüyeceksin değil mi? Bakın hobime, yakışıklı komutanımı askerlerini eğitirken çekmişler. Bu duruşu nerede görsem tanırım. Hobinin öğretmen duruşu bu. Aynısını dans öğretirken de yapıyor. Ciddiyette bir ayrı yakışıyor ona be. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum, ikilerim sizi morluyorum.